Herkese selam. Bugün sizlere çok sorduğunuz ojelerimin numaralarını ve tırnakta nasıl durduğunu göstereceğim. Sizlere ilk olarak Pastel Pure serisinden olan 4 tane ojemi göstereceğim. Bu Pastel Pure serisinden 607 numaralı bir oje. Bu birazcık hologramlı, böyle renk değiştiriyor. Çok hoş bir oje. Bu 608. Bu yeşil ama çok böyle açık bir yeşil. Birazdan bunların tırnakta da nasıl durduğunu sizlere göstereceğim. Bu 609. Bu hafif pembemsi. Bu da 610 ve son numaralı ojem. Bu da biraz böyle mavi gibi duruyor. Birazdan da sizlere nasıl durduğunu göstereceğim. Rock Pastel Pure serisinden 607 numaralı ojeyi sürüyorum. Bu biraz hologramlı. Hepsini süreyim, daha sonra yakından göstereceğim sizlere. Bu 608. Aşağı açıklamalar kısmına da bu sürdüğüm sırayla yazacağım hepsini. 609. Aralarındaki en iyi opaklığı veren 609. Tek katta da çok güzel opaklık sağlıyor. Bu da son olarak 610. Bu tek katta istenilen opaklığı vermiyor. İkinci katında daha güzel oluyor. Ama ben tek kat olarak göstereceğim şimdi sizlere. Şu şekilde. Sizlere şimdi Pastel Nude serisinden olan ojelerimi göstereceğim. Birinci olarak Pastel Nude Bright 751 numaralı ojem. Bu Pastel Nude Cream 753 numaralı. Bu Pastel Nude 757 numaralı Greach. Numaralarını daha sonra aşağı açıklamalar kısmına yazacağım. Bu 756 numaralı Prenses. Bu da son olarak 768 numaralı Chic. Şimdi ise Pastel Nude serisinden sürüyorum. Bu Bright 751 numaralı. Bu 753 numaralı krem. Bu 756 numaralı prenses. Bu 757 numaralı Greach. Hepsini tek kat sürerek gösteriyorum. Bu 768 numaralı Chic. Nude renkler olduğu için tırnak rengine yakın hepsi. Şöyle göstereyim. Çoğunu zaten videolarımdan biliyorsunuzdur zaten. Şimdi diğer seriye geçelim. Pastel'in Soft Pop serisinden bir tane ojem var. Adı Lady, 788 numaralı. Şimdi sizlere tırnakta nasıl durduğunu göstereceğim. Şimdi Pastel Soft Pop Lady 788 numaralı ojeyi sürüyorum. Bu da ilk katta pek istenilen opaklığı sağlamıyor. İkinci katında daha güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer serimize geçebiliriz. Şimdi ise sizlere Pastel Summer Party serisinden olan ojelerimi göstereceğim. Bu 301 numaralı ojesi. 302 numara. 303 numara. 304. 305. 306. 307. 308. Son olarak 309 numaralı ojesi. Hadi şimdi tırnakta nasıl duruyor ona bakalım. Şimdi Pastel Summer Party 301 numaralı ojesini deniyorum. Bu biraz simli gibi.
Bu 302. Bunun pembesi çok tatlı bir pembe. Bu da yine simli. Bu 303 numaralı ojesi. Bu gül kurusu gibi sanki. Bu 304 numaralı mavisi. Biraz gökyüzü mavisini andırıyor gibi. Tek katta istenilen opaklığı bazı ojeleri veriyor, bazıları vermiyor. Bu 305 numaralı ojesi. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir seri bence. Bu ojeleri çok güzel. Şimdi yine devam ediyoruz. Bu 306 numaralı turuncu ojesi. Turuncusu ilk katta sürüldüğünde istenilen opaklığı sağlamıyor maalesef. Bu 307 sarı. Bunun sarısını çok beğendim. Bu 308. Bu da simli. Bu da 309 numaralı ojesi. Bu seri biraz simli, biraz değil. Bir değişik bir seri ama ben çok sevdim. Renk geçişleri de çok güzel. Şimdi diğer serimize geçelim. Şimdi ise Flormar Jelly Look serisine bakıyoruz. 4 ojesi var bende. Bu JL09. JL19. JL30. Bu da JL52. Aşağıya açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi tırnakta nasıl duruyor ona bakalım. Şimdi Flormar Jelly Look JL09'da başladım. Bu Jelly Look serisi ilk katta istenilen opaklığı sağlamıyor maalesef. Bu JL19. Şu an çektiğim sırasıyla aşağıya açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu JL30. Bu biraz hardal sarısı gibi. Tam böyle istenilen bir sarı değil maalesef. Bu da JL52. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer serimize geçelim. Şimdi yine Flormar'dan Starshine ve Pearly bir ojem var, birer tane. Bu ST04 numaralı. Bu da Pearly'den PL436 numaralı. Şimdi tırnakta nasıl duruyor ona bakalım. Şimdi ise Flormar Pearly serisinden olan PL436 numaralı ojeyi sürüyorum. Bu simli bir oje. Bunu da videolarımın çoğunluğunda kullanıyorum. Bu da Starshine ST04 numaralı ojesi. Bu da yine simli ama ilk katta istenilen rengi sağlamıyor maalesef. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi diğer serimize geçelim. Şimdi ise Flormar'ın normal ojelerine geçelim. Bu 012 numarası. Bu 320. 455. 468. 489. 491. Ve son olarak 516. Şimdi tırnakta nasıl duruyor ona bakalım. Şimdi ise Flormar'ın normal ojelerine geçtim. Bu 012 numaralı ojesi. Biraz fırça izi yapıyor maalesef. Bir de ilk katta istenilen opaklığı sağlamıyor. Bu 320 numaralı ojesi. Bu pembemsi biraz, pembe gibi rengi.
Bu tek katta istenen opaklığı veriyor gibi. Bu yeşil 455 numara. Bu da maalesef ilk katta istenen opaklığı direkt sağlamıyor. Ama ikinci katında gayet güzel oluyor. Ben videoda hepsini tek kat sürüyorum. Bu lilası 468 numaralı ojesi. Bu da ilk katta istenen opaklığı sağlıyor. Bu da 489 numaralı turuncusu. Bu da yine aynı opaklığı ilk katında sağlıyor. Şimdi sizlere yakından da göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu 491 numaralı yine bir yeşili. Biraz daha açık yeşil ve ilk katında biraz da olsa yine opak. Bu da 516 numaralı moru. Bu da ilk katta istenilen opaklığı biraz da olsa sağlıyor. Numaralarını açıklamalar kısmına sırasıyla yazacağım. Şöyle de göstereyim. Şimdi diğer serimize geçelim. Şimdi ise Pereti'ye geçtik. Pereti'den sadece iki tane ojem var. Bu 020 numaralı. Bu da 004 numaralı. Bunu genellikle daha çok kullanıyorum. Videolarımda görmüş olabilirsiniz. Şimdi tırnakta nasıl duruyor? Bakalım. Şimdi Pereti 004 numaralı ojesini sürüyorum. İlk katta istenilen opaklığı veriyor kendisi. Şimdi ise 020 numaralı ojesini sürüyorum. Bende sadece iki tane ojesi var Pereti'nin. Bu da ilk sürüşte istenilen opaklığı sağlıyor. Ve evet, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beni aynı zamanda Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Tırnaklarınıza iyi, kendinize güzel bakın. Görüşürüz.